Peygamber Efendimiz'in söyledikleri bazı olaylar var. Bunların tamamı yaklaşık 30 yıllık bir zaman dilimi içerisinde çıktı. Evet. Bu herhangi bir insan bunu söyleseydi dünyada yer yerinden oynardı. Çok büyük bir olay olurdu. Yani 1400 yıl önce bir şey söylüyor. Tamamı bir tane bile çıktığında çok büyük olay oluyor. Ama Peygamber Efendimiz'in söylediklerinin tamamı çıkmış. Mesela iki Ramazan'da güneş tutulması olacak diyor. Evet. Mehdi'nin çıkışında diyor. Çıkış yılında diyor. 1981 yılında ve 1982 yılında Ramazan aylarında ay ve güneş tutulmaları oldu. Evet. 14-15 evet, gün arayla. Evet. İran-Irak savaşı olacak dedi. 1980 yılında oldu bu Ekim'de. Afganistan işgali olacak diyor. 1979 yılında oldu. Fırat'ın suyu kesilecek diyor. Aynı bölgede kan akacak diyor. Ve çok acayip bu. Aynısıyla çıktı. Barajda kesildi ve aynı bölgede anarşi başladı biliyorsunuz. Ramazan ayında ay ve güneş tutulmaları olacak diyor. 1981 yılında Ramazan ayının 15. günü ay, 29. gününde güneş tutuldu. 1982 yılında da Ramazan ayının 14. günü ay, 28. günü güneş tutuldu. Aynı dönemde kuyruklu yıldız çıkacak diyor Peygamberimiz. Bakın peş peşe yani. 1986 yılında bu da oldu. Kabe'ye baskın olacak diyor. Mehdi'nin çıkacağı yıl diyor Peygamberimiz. Ve Kabe'de kan akıtılacak diyor. Evet. Kasım 1979'da katliam sırasında 402 kişi öldü. Hicri 1400 Mehdi'nin çıkış yılıdır. Güneşte bir alamet belirecek diyor Peygamberimiz. 1996'da güneşte büyük patlama yaşandı. Son yüzyılın en büyük güneş patlaması evet. oldu. Bir ordu üstelik de çölde kaybolacak diyor. Irak ordusu kayboldu. 2003 Irak Savaşı'nda. Bağdat alevlerle tahrip edilecek diyor Peygamberimiz. Aynı dönemde 2003 Irak Savaşı'nda bu da oldu. Irak yeniden yapılanacak diyor. Binalar yeniden yapılacak diyor. Bu da oldu. Ayrıca Irak'ın para birimi de kalkacak diyor Peygamberimiz. Evet, bu da oldu. Aynı dönemde tozlu dumanlı bir fitneden bahsediyor. 11 Eylül 2001. Bu da oldu. Rüzgar ve kasırgalar olacak diyor o dönemde. Katrina kasırgası 2005, İki kasırgası 2008. Ve o devray teknolojik aletlerden, özelliklerden bahsediyor. İnsanların birbirlerini rahatça oturdukları yerden birbirlerini görebilecekler evet. diyor, uzak yerlerden diyor. Kişi kamçısının ucuyla konuşacak diyor. Telefon ve kablosuna işaret ediliyor. Kişiye kendi sesi konuşacak diyor. Videoya ve teybe dikkat çekiliyor. O devrin bütün teknik aletleri aşağı yukarı tamamı anlatılmış. Öküzsüz sapansız ekilecek tarlalar diyor. Evet. Teknik aletlerle. Evet. Yani bunu başka birisi söyleseydi çok çok büyük olay olurdu ama daha bunun üzerine tam insanlar dikkatini verememiş olabilirler. Peygamber Efendimiz hadisinde belirtmiş yani Mehdi devrinde böyle bir ekonomik kriz olacağını, bütün dünyayı kaplayacağını, hatta yağmurların azalacağını, yağmurların azalmasını da çok detaylı belirtmiş. Bunun arkasından da bir hayat pahalılığının, bir bereketsizliğin yayılacağını belirtmiş. Hatta kişilerin çarşıda ben bugün de kazanamadım, bugün de kazancım olmadı diye yakınacağını belirtiyor Peygamber Efendimiz. Bu da Mehdi'nin çıkış alameti olduğu için bunda da bir hayır vardır. Ekonomik kriz metafiziktir. Dünyadaki bütün ekonomistler, bilim adamları, sanayiciler, sermayedarlar herkes çırpınıyor bunu durdurmak evet. için. Durduramıyorlar, durduramayacaklar ve bütün sistemi çökertecek bu. Yani dünyadaki ne kadar büyük şirket varsa tamamının çöktüğünü göreceksiniz. Hepsi çökecek tek tek. Ve 7 yıl sürecek bu. Böyle kısa süreli bir şey değildir. 7 yılda. Evet. Hatta birçok ülkede de kıtlık olacak. Kur'an buna işaret ediyor. Hatta buğday saklanması, hayvancılar önem verilmesine işaret ediyor. Biliyorsunuz Hazreti Yusuf hı hı. o devirde ekonomi yönlendiren kişiydi. Önceden söyledi kıtlığın başlayacağını. 7 yıl kıtlık sürecek dedi. Onu belirtti. Evet. Buna karşı da buğday stokunu tavsiye etti. Ve buğday stoğu yapıldı. Hı hı. Ve hayvancılığa önem verilmesine işaret ediyor zaten hı hı, ayette. Hı hı. Aynen Hazreti Yusuf'un dediği gibi çıkmıştı sonra olay. Evet. Ve çok büyük bir kıtlık 7 yıl kadar sürmüştür. Aynı şey şimdi yeniden tekrar ediyor. 2007'de başladı kriz. 2007'de başladı. 2014'e kadar devam edecek Allah-u Alem. Evet. Ve dünyadaki bu sistemi tamamen yıkıncaya kadar da kriz olayın yakasını bırakmayacak. Yani bu konunun yakasını bırakmayacak. Ve insanları Allah'ın gücünü görmeye mecbur edecek bu sistem. IMF konuda açıklama yaptı. 2014'e evet. kadar sürecek dedi. Doğru. Evet. 2013'ün sonlarına doğru bir yavaşlama olacaktır. 2011 değil. 2013'ün sonlarına doğru.
yavaş yavaş bir düzelme başlayacaktır. Ama 2014'te net başlayacaktır. Yani ben onun için 2013'teki yavaşlamayı bir önemli bir şey olarak görmüyorum. Çok cılız bir yavaşlama olacaktır. Ama 2014'ten itibaren net kesin bir ekonomide tırmanış olacaktır. Bunu herkes görecek inşallah. Bakın barajlar neredeyse taşacak hale geldi şu an. Sürekli yağmur yağıyor. Mehdi devrinde yağmurun bol yağacağı rivayet edilmiştir. Önce ilk başta yağmurun kısılacağı, yağmurların kesileceği, Mehdi'nin zuhuru zamanında önce kesileceği, sonra da yağmurun bollaşacağı belirtilmiştir. Biz her ikisini de gördük. Hem yağmurlar kesildi, sonra da yağmurlar bollaştı. Her ikisi de oldu. Evet. Ve ekonomik kriz olacağını Said Nursi Hazretleri de söylüyor, hadislerde de belirtiliyor Mehdi döneminde bunun olacağı. Aynısından olmuştur. Mesela Mehdi'nin çıkış alametidir ekonomik krizin olması. Evet. Yani peş peşe bütün bu olaylar ama bunu anlamayan insanlar sonunda bunu anlamaya mecbur olacaklar. Yani başka bir yol bulamıyor. Mesela kuyruklu yıldız çıkacak diyor aynı dönemde. Fakat ikinci bir kuyruklu yıldızdan bahsediyor. Bu 2009'da çıktı. Bu ikinci kuyruklu yıldız diyor Peygamber Efendimiz hilal şeklindedir diyor. Hiç görülmemiş bir kuyruklu yıldız şekli. Duyayım kuyruklu yıldızı. Eğer burada varsa resmi göstereyim. Neyse biraz sonra gösterelim. Evet. Bu kuyruklu yıldızın bir özelliği var. Batıdan doğuya gidiyor. Bütün kuyruklu yıldızlar doğudan batıya gelir. Bu batıdan doğuya. Peygamberimiz söylüyor diyor ki batıdan doğuya gidecek bu kuyruklu yıldız. Ve iki boynuzlu olacak diyor. Tam iki boynuzlu kuyruklu aynı yıldız. Aynı yazıldığı şekilde. Ve münevver diyor. Parlak diyor. Altın misli daha parlak. Diğer kuyruklu yıldızların. Pırıl pırıl parlıyor. Yeşil renkli bir kuyruklu yıldız. Evet. Bu da Mehdi'nin çıkış alametidir. O kadar fazladır ki Mehdi'nin çıkış alametleri. Hepsi oluşmuştur. Mesela Kabe'nin de baskın olacak diyor Peygamberimiz. Kan akacak o yıl diyor. O da oldu. Büyük bir duman ve ateş meydana gelecek diyor. Biliyorsunuz dünyanın en büyük tankerlerinden biri İstanbul'da patladı. Muazzam bir duman ve ateş oldu. İnsanların bir kısmını öldürecek diyor. Uyuyan kişi uyanacak diyor. Gazetelerde yazdı. Uyuyanlar kapladı kalktı dediler. İnsanlar gündüz oldu zanneder diyor. Rivayet bak detay veriyor Peygamberimiz. Aynısı olmuştur. İşte bu devre girdik ve o devirde diyor ekonomik kriz olacak diyor Peygamber Efendimiz. Bakın ekonomik kriz başladı. Tabii kriz demiyor da kıtlık. Kıtlık evet, diyor. Evet. Ekonomi kıtlık yani ekonomide pahalılık ve kıtlık olacak. Hatta insanlar yakınacaklar diyor çarşılarda. Bugün de kazanamadık, bugün de kazanamadık diyecekler diyor. Önce diyor yağmurlar kesilecek. Sonra arkasından yağmurlar bollaşacak diyor. Aynısını gördünüz. Önce dediler ki işte yağmurlar kesildi, küresel ısınma oldu. Evet, bakın şimdi barajlar doldu, bir sürü baraj kapaklarını açıyorlar şimdi de. Ve bütün bu hadislerin tamamı doğru çıkmıştır. Demin söylediğim kuyruklu yıldız da bu. Bakın, rivayette boynuz gibidir diyor iki taraftan. Hakikaten bir sığır başına benziyor. Ve yeşil renkte. Ve bu batıdan doğuya gidiyor. Bunu İmam Rabbani yüzyıllar öncesinden biliyor. Bilim daha yeni buldu bunu. 2009 yılında bunu ve ilk defa rastlıyorlar böyle bir olaya. Bunu bütün detaylarıyla bildiriyor. Ve bu daha önce düzdü diyor. Bilim adamları diyor ki daha önce düzdü diyorlar. Sonradan bu eğikliği kaldı diyorlar. Şu açı kazandı diyorlar. Ve bir kuyruklu yıldızın ön tarafında böyle bir çıkıntı olmuyor. Yani bu çok çok acayiptir. Rastlanan bir şey değil. Çok farklı. Bir de batıdan doğuya geliyor. Bu işte aynı zamanda Mehdi'nin çıkış alametidir. Evet. İmam Rabbani bunu mektubatına belirtiyor. Alsın baksınlar İmam Rabbani'nin mektubatına. Bin yılının müceddidir. Orada bunu görecekler. Ve bu çok büyük bir harikadır. Peygamberimiz de bir mucizesidir. Bak Peygamberimiz vefat etti ama mucizeleri devam ediyor. Evet. 1400 sene öncesinde bunu bildiriyor. Ve bilim daha yeni fark etti. Yeni buldular bunu. Evet. Yeterliyse tamamdır. Zaten Mehdi ilk zuhur ettiğinde büyük bir duman ve ateş olacağı belirtiliyor. Biliyorsunuz büyük bir tanker patlaması olmuştu 1979 yılında. Muazzam bir duman sütunu oluşmuştu. Ve bu boğaza doğru yoğun ve kilometrelerce uzayan kalın bir duman tabakası meydana getirmişti. Bu da aynı zamanda hadiste diyor ki uyuyan kişi uyanacak diyor bunun gürültüsünden diyor. Gazetelerde aynısını yazdı. Yine bir rivayette bu rivayet detay veriyor. İnsanlar gündüz oldu zannedecekler diyor. Gazetelerde de aynısını gördük. İnsanlar gündüz oldu zannetti diyor. Patlamanın şiddetinden. Ve günlerce bu patlamalar devam edecek diyor rivayette. Ve günlerce de bu patlamalar devam etmiştir.
bugün diyor yer altındadır diyor bu ateş diyor petrol olarak. Bakın çok manidar. Yani Arabistan taraflarında bir yer söylüyor Peygamberimiz. Yerin altındadır bu ateş diyor. Petrol halinde. Ve bu günü geldiğinde, zamanı geldiğinde ortaya çıkacak diyor. Ve aynısıyla petrol dünyanın en büyük tankerlerinden birisiydi. Muazzam bir patlamayla ortaya çıktı. Ve birçok insan ölecek diyor Peygamber Efendimiz. Bu patlamanın şiddetiyle hakikaten birçok insan ölmüştür. Bu işte Mehdi'nin ilk zuhur alametiydi. Yani Duhan suresi de Kur'an'da bu konuya işaret eder. Bir duman zuhurundan bahseder Kur'an'da. Mesela diyor ki Azerbaycan'da diyor, Azerbaycan topraklarında işgal olacak. Orada da kan akacak diyor. Mehdi zamanında. Azerbaycan'da işgal edildi. Karabağ bölgesi alındı biliyorsunuz. Evet. Masonların ve ateist yönetimlerin teşvikiyle orada bir kısım Ermeni birlikleri saldırdı biliyorsunuz. Muazzam bir kan döküldü ve katliam oldu. Bunu Peygamber Efendimiz çok detaylarını anlatmış. Hilafetin kalkması da ayrıca Mehdi'nin çıkış alametidir. Yani o da Mehdi'ye zemin hazırlamak için Allah'ın meydana getirdiği bir harikadır. Yani olağanüstü bir olaydır. Sırf Mehdi'nin zuhuru için hazırlanmıştır. Çünkü Mehdi varken, halife varken Mehdi çıkamazdı. Yani kellesini vururlar. Yani öyle bir şey olmazdı. Yani, mümkün değildi. O yüzden Allah halifeliği kaldırdı. Ve zemin isar etti. Peygamberimiz diyor ki ayakkabınızın topuyla konuşmadıkça diyor kıyamet gelmez ve Mehdi devrinin alametidir diyor özetle. Hem ayakkabı hem telefon bakın yapılmış. Tam Peygamber Efendimiz'in dediği hadis. İnsanlar diyor ayakkabısıyla konuşmadıkça kıyamet kopmaz diyor ve Mehdi devrinde bu olayın olacağı söyleniyor. Aynısı olmuş bakın ayakkabısıyla ahize gibi almış konuşuyor. Bir de Roma. Roma, Hıraklı'nın şehri Roma. Orada feth olacak inşallah. Tekbirle yani Allah anılarak feth olunacak diyor. Yani Roma'da Batı Bizans efendim, mı diğer anlamda Batı Bizans mı diğer tabii, anlamda. Tabii yani orada önemli bir şehirdir. Orada da birçok kutsal emanet var. İnşallah. Vatikan da biliyorsunuz Roma'da. İnşallah ora tamamen Müslüman olacak. Hadislerde bu açıkça belirtilmiştir. Mehdi devrinde Roma tekbirlerle fetholur diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve oranın surları yıkılacak diyor. Orada bir deprem olacağını belirtiyor Peygamber Efendimiz. Yani o devirde bir deprem olacağını belirtiyor. Allahu alem bu depremde o deprem olabilir. Çünkü bir 1980'de oldu. Mehdi'nin çıkış tarihinde oldu. Bir de şimdi oldu. 2009'da. Ve Roma'da. Yani olan deprem de Roma'da oldu. Ki merkez üssü bir kilisedir. Yani deprem merkez üssü bir kilise. Tabii inşallah bunda da bir hayır vardır. Onların daha çok hakikati görmelerine vesile olacaktır. Oradaki insanların daha gönlünü açacaktır bu. Daha Allah'ı sevmelerine vesile olacaktır. Ki nitekim o şekilde olmuştur. Onları daha çok Allah'a karşı böyle muhabbetle yaklaşacak ruha getirmiştir. Bugün yine bir tören vardı. Papa'nın da katıldığı bir tören. Onu naklen yayınlıyorlardı. Eğer yanlış görmediysem naklen yayın mıydı bilmiyorum. Sonradan mı yapılmış bir yayın. Bunlar da çok manevi. Yani Roma özellikle dindarların çok yoğun olduğu, Hristiyan dindarların çok yoğun olduğu bir şey. Depremler, acılar Allah'a olan sevgiyi daha çok artırır. Daha muhabbeti artırır. Onlarda da bu etkiyi görüyoruz. Ve inşallah hayırlara vesile olacak. Yani çıkan bu alametler mesela AIDS ahir zamanda büyük bir fitnedir. İlk defa dünyada çıkmıştır AIDS. Evet. Ve Mehdi devrinin felaketlerinden bir tanesidir. Mesela bu domuz gribi de öyle. Evet. Ki yani zaman zaman küçülüp zaman zaman büyüyerek dünya için büyük bir tehdit oluşturacaktır domuz gribi de. Ve bunun sonucunda dünyada hiçbir domuz bırakılmayacaktır. Mehdi devrinin bir özelliğidir bu. Mesela bu da, mesela Mısır'da da başlamışlar şu an. Domuz itlafına başlamışlar. Evet. Yüz binlerce domuz itlaf edilmiş. Tedbir olarak. Aynı hadise uygun olarak devam ediyor olaylar. Ve dinsiz din alimlerinin ortaya çıkacağı. Adam çok net konuşuyor. Evet. Alenen söylüyor. Yani cennet yok diyor. Cehennem yok diyor. Kader yok diyor. Şimdi
haşa Allah da yok diyecek. Bak bir süre sonra onu diyecek. Yani bakın bunu buradan söylüyorum. Allah da yok diyecek bir süre sonra. Ve bunlar din adamı diye maaş alıyorlar. Yani devlet bunlara maaş veriyor. Bu çok şaşırtıcı. Hem Allah'a inanmıyor, cennete cehenneme inanmıyor, dine inanmıyor, peygambere inanmıyor. Ama i̇şte din adamı diye maaş alıyor. Ve sanki biz yani görevi dinsizliği anlatmakmış gibi. Abi dini anlatsın diye görevlendirilmiş. O dinsizliği anlatmak için görevli konumuna gelmiş. Ve dinsizliği anlatıyor ve maaş alıyor bunun içinde. Ya bu çok anormal bir durum. Mehdi bunlarla da mücadele edecektir. Ama hiçbiri Mehdi ile baş edemez. Yani Mehdi durdurulamaz. Yani fikriyle, uslubuyla, tavrıyla çok sevecen, şefkatli bir insandır Mehdi. Kan akıtmayacak diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Uyuyan kişiyi de uyandırmayacak diyor. Hatta bir rivayette de Mehdi'nin Musevilere Tevrat'ın gerçeğiyle, Hristiyanları da İncil'in gerçeğiyle hükmedeceği ve onları doğru yola davet edeceği ve onlardan da büyük bir cemaatin, büyük bir topluluğun Mehdi'ye iltihak edeceği belirtiliyor. Hatta diyor tabut es-sekine ve kutsal emanet sandıklarını bulur diyor. Bu sebeple diyor büyük bir Musevi kitlesi iman eder ve Mehdi'ye bağlanırlar diyor yine rivayette. Uzayda insan eli biçiminde bir görüntü oluşacağı ahir zamanda belirtiliyor. Hazreti evet. Mehdi'nin çıkış alameti olarak belirtiliyor bu. Esma binti Umeys dedi ki o günün Hazreti Mehdi'nin zuhurunun alameti semadan uzatılmış ve insanların kendisine bakıp durduğu bir eldir. El biçiminde bir şeyin oluşacağı uzayda belirtiliyor. Evet. Celaleddin Suyuti'nin tasvifini hadisler. Hüsamettin el-Muttaki'nin eserinde sayfa 69. Evet. İşte o zaman Mehdi'nin zuhurunu semadan kendini belli eden bir el görünür diyor. Bakın işte o zaman Mehdi'nin zuhuru zamanında semadan kendini belli eden bir el görünür. Yine başka hadisler de var. Amerika Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'ya bağlı Chandra röntgen gözlemevi tarafından çekilen bir uzay fotoğrafında el şeklinde bir nötron yıldızları kümesi başka bir yıldız kümesini kavruyormuş gibi görülmektedir. Hakikaten böyle kor şeklinde bir yeri kavruyor gibi görünüyor. Yani şimdi göstereceğim. Hadislerde belirtilen el ifadesi NASA tarafından Allah'ın eli olarak adlandırılan ve uzayda vuku bulan bir gök olayının vesile olduğu bir görüntüye bakıyor olabilir tabi. Allahu alem diyoruz. Şimdi ben bu resmi gösterteceğim. Uzayda çekilen tabi bu çok büyük bir yıldız kümesi. Çok çok büyük bir yıldız kümesinin fotoğrafı. Evet. Evet. Bakayım. Şu an bahse konu el evet. değil mi hocam? Evet. Uzayda NASA tarafından tespit edilmiş. Bakın. Bir koru ateş yani kor şeklinde bir şeyi avuçlanmış parmaklarının içine batırmış gibi görülüyor. Evet. Bir el uzayda. Amerika Ulusal Havacılık Uzay Dairesi NASA'ya bağlı Chandra röntgen gözlemevi tarafından çekilen uzay fotoğrafında nötron yıldızları kümesi başka bir yıldız kümesini kavruyormuş gibi görmektedir. Hadislerde belirtilen el ifadesi NASA tarafından Allah'ın eli olarak adlandırılan ve uzayda vuku bulan bir gök olayının resmi. Evet, şu an çok net görünüyor. Ama bunun çapı çapı çok 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 büyük yani evet. uzayda. Aynı zamanda yıldızlar kümesiyle. Tabii yıldızlar kümesinden oluşuyor. Çok çok büyük.